Merhabalar arkadaşlar ben Gökhan Bulut. Çağdaş şarkıcılık üzerine başlattığımız serinin bir videosunda da karşınızdayım. Bugünkü konumuz belting olacak. Belting kelimesinin Türkçe karşılığını bulmak için uğraştım ben ama hiçbir çeviri tam olarak doğruymuş gibi gelmedi bana. O yüzden de videonun devam boyunca belting kelimesinin İngilizce terimini kullanmaya devam edeceğim. Öncelikle belting nedir? Bu konu üzerine biraz konuşalım. Ses eğitiminde konu belting'e geldiği zaman çok farklı yaklaşımlarla, çok farklı eğitim modelleriyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Böyle olmasında da hiçbir sıkıntı yok aslında, bir yanlışlığı yok. Çünkü belting birçok ses oluşturma yönteminin bir arada kullanıldığı bir teknik aslında bakarsanız. O yüzden de farklı yanlış yaklaşımlar, farklı öğretiler olmasına hiçbir sakınca yok. Ki bu aslında doğruya ulaşma konusunda da bize çok geniş fikir veriyor. birazdan konuşacağız çünkü farklı farklı belting yöntemleri var. Hepsinin farklı öğrenme yöntemleri var. Hepsinin farklı anlatıcıları var. O yüzden de sanki... Literatüre baktığımızda bir karışıklık varmış gibi görünüyor ama aslında bir karışıklık yok. Herkes farklı bir şey anlatıyor. Bugün ise biz genel bir tanım oluşturmaya çalışacağız belting'le ilgili. Çünkü belting'i anlamak ya da anlatmak için böyle sihirli bir yöntem yok. Yani farklı farklı yöntemleri, farklı farklı teknikleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Belting'i basitçe açıklayacak olursak biliyorsunuz ki sesimizin güçlü olan bir aralığı var. Önceki videolarımızda konuşmuştuk. Prima voce'miz dediğimiz bir aralığımız var. Yani güçlü, kendinden emin kuvvetli çıkartabildiğimiz bir yeri var. Belting ise bu güçlü olan yeri Sesimizin görece daha güçsüz olan yerine doğru iktirmek anlamına geliyor aslında. Bunu hemen örnekleyelim. Konuşma tonumdan alacağım ve konuşma tonumdan tize doğru gideceğim ama ya bunu yaparken şöyle yapacağım. Şarkı söylemeyi bilmeyen biri yani doğuştan gelen özelliklerimi kullanarak içgüdüsel olarak sesimi tizleştirmeye çalışacağım. Aa! Aa! Burada ses güçlü ve kuvvetli olan göğüs sesinden Tizlere doğru gittikçe falsete gitme eğiliminde. Yani hiç müdahale etmezsem sesim kırılıyor ve falsete gidiyor. Bir kez daha göstereyim. Aa! Peki eğer bu falsete geçişin olacağı bölgede geçişe izin vermezsem, yani güçlü olan göğüs sesi aralığımı ileriye doğru ittirmeye çalışırsam. Aa! Aa! Bunu yaparak göğüs sesimin falsete geçeceği yere müdahale etmiş oluyorum ve aslında göğüs sesimi daha tize doğru iktirmiş oluyorum. Yani aslında göğüs sesimin kırılmasına izin vermedim. Basitçe göğüs sesimi bir seslenme, bir bağırma ya da bir belting gibi ileriye ittirdim. Ki bu belting örneklerinden sadece bir tanesi. Şöyle söyleyebilirim yani göğüs sesini ileriye ittirmekti. Beltingi daha tizlere giderken mix sesimizi ileriye ittirmek için kullanabiliriz. Ya da falsetimizi güçlendirilmiş falset haline getirmek için kullanabiliriz. Bunların hepsi belting yöntemleri. Yani anlayacağınız yani anlayacağınız üzere beltingin çok fazla fark yani anlayacağınız üzere beltingin birbirinden çok fazla farklı yöntemleri var, farklı çeşitleri var. Ki daha şeyi devreye sokmadık. Yani kafamızın içerisindeki, çenemizin içerisindeki rezonans bölgelerinin de etkisinden dolayı sesimiz beltli çıkabiliyor. Yani o yüzden çok fazla farklı anlatı var internette ya da literatüre baktığınız zaman. Belting konusu bir seri gibi olacak arkadaşlar. Çünkü birbirinden farklı belting yöntemlerini tek bir videoda incelemek biraz yüzeysel olacak. Bir videoda bunun bir girizgahı gibi düşünebilirsiniz aslında. Ama temel tanımı oluşturalım. Aslında belting sesimizin güçlü olan bölgesinin güçsüz olan bir bölgesine iktirilmesi, sürüklenmesidir. Bugünkü videoda sıkça karşımıza çıkan mix belting yöntemine bir rizgah yapacağız aslında bakarsanız. Ama ilk önce o sizi az önce verdiğim örnekteki gibi göğüs sesini iktirdiğimiz yöntem üzerine biraz konuşmak isterim. Bu tekniğin kötü bir şöhreti var aslında arkadaşlar. Çünkü çalışması ve uygulaması eğer yanlış yapılırsa sese geçici ya da kalıcı hasarlar verebilir. Çünkü bu teknik temelde bağırmak ile çok benzer özellikler taşıyor. Temelde göğüs sesimizi, göğüs sesimizin gücünü kaybettiği bölgeye yaklaştıkça ittirerek ve dışarıya doğru çıkartmaya çalışarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Aslında dediğim gibi o yüzden bir barmak oluyor aslına bakarsanız. Ve özellikle arkadaşlar uyarıyorum, buna bir örnek göstereceğim şimdi ama bu tekniği gerçekten kalifiye uzman kişilerle biri, biri olarak çalışmanızı tavsiye edeceğim çünkü dediğim gibi kötü bir şöhreti var bunun. Yani. Sesinize zarar verme ihtimaliniz olan bir yöntem. Hem yorgunluk yaratabilir hem de kalıcı hasar verme ihtimaliniz var. Bir örneklendirelim mesela buna ne örnek olabilir? Dediğim gibi göğüs sesimizi ağzımızdan dışarıya ses çıkacak şekilde iktirmemiz anlamına geliyor. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Athena'nın Arsız Gönül şarkısının girişi olabilir. O aa aa olan kısmı olabilir. Orayı bir dinleyin. Göreceksiniz orada sesi dışarıya doğru iktirmektedir ama bu teknik gerçekten dediğim gibi üzerinde özenle durulması gereken gerçekten kalifiye birinin yardımıyla öğrenebilecek bir teknik. Tek başınıza denemenizi önermem. Mutlaka sesinizi kısarsınız çünkü. Arkadaşlar belting tekniği çalışması son derece yorucu bir yöntemdir. O yüzden belting egzersizi yaparken günde 20 dakikanın yarım saatin üzerine pek fazla çıkmamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi özellikle mix belting bizim işimizi kolaylaştırıyor gibi görünüyordur ama çalışması gerçekten yorucudur. Sesinize zarar vermenizi istemem. O yüzden dikkatli bir şekilde çalışın. Hatta mix tekniğiniz göğüs sesi tekniğiniz, kafa sesi tekniğiniz oturmadıysa bence belting'e başlamak için acele etmeyin. Şimdi gelelim en yaygın yöntem olan, en yaygın belting yöntemi olan mix belting'e. Bu teknik tiz seslerin belt şeklinde duyurulmasında sıklıkla kullanılıyor arkadaşlar. Yani günümüzdeki şarkıcıların belt kullandıkları yerlerin %90'ında bu teknik var. Bu teknikte belti oluşturabilmek için ses tellerimizin birleşme gücünü sağlayan tayro aritmoid kas ile Ses tellerimizin esneklik gücünü oluşturan krikotroid kasların bir dengesinden oluşan mix sesi kullanacağız aslında. Registerımızda tizleştikçe sesi dışarıya çıkmaya zorlamak ya da sesimizi yükseltmek yerine yani bağırmak yerine kafa ve nazal rezonansımızı kullanarak belt yapmaya çalışacağız. Bu da bize göğüs sesimiz kadar güçlü tiz sesler çıkartma şansını verecek. Bu sesler de yüksek, kuvvetli ve bağırma gibi çıkacak ağzımızdan ama oluşma prensibi olarak çok daha rahat ve güvenli bir alanda oluşturduğumuz için oluşturması birazcık farklı olacak. İlk önce örneklendirelim. Ee, bu tip belting'i örneklendirmenin en iyi yolu aslında Leonard Cohen'in Haleluya şarkısı. Belki YouTube'da takip ediyorsanız beltingle ilgili videoları olan insanlar da bu şarkıyı özellikle kullanıyorlar. Çünkü Haleluya şarkısı hem melodik anlamda hem de içinde olan kelimeler anlamında bizi belt pozisyonuna çok daha rahat sokuyor. Ve sizin de beltin tınısını anlamanızı kolaylaştırıyor. Ve aslında şarkıda geçen Haleluya kelimesi de bizi direkt olarak belt pozisyonuna sokuyor. Şimdi şarkıyı çalarken orijinalinden birazcık daha tiz çalacağım. Şarkıyı ki benim mix registerime girsin ve belting daha sağlıklı duyulsun diye. I heard there was a secret call that David played and I the Lord but you don't really care for music Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, the major lift, baffled king composing, hallelujah. Fark ettiyseniz şarkı tizleşmeye başladıkça sesi ağzımdan dışarıya doğru iktirmek yerine daha içeride tutarak tizlerde o şarkının başında göz sesimle, mix sesimle yakaladığım gücü tizlere taşımayı başarmaya çalıştım bahsettiğim yer özellikle şurası. Baffled King composing hallelujah kısmı. Şimdi pozisyonlama ile ilgili ipuçlarına bakalım önce bir. Şimdi sesimiz aslında tizlere doğru gidildikçe gücünü ve pozisyonunu korumak için daha çok bağırmaya ve daha çok hava kullanmaya meyilli doğal olarak. Bu teknikte ama bunların hiçbirini yapmıyoruz. Bu teknikte olabildiğince dar bir ağız açıklığı kullanacağız. Yani aşağıya doğru genişleyebilen ancak dar bir ağza açıklığı kullanacağız ki ses ağzımızdan direkt olarak dışarıya çıkmasın. Çıkmasını engel olalım. Ve yana olarak büyümelerimize engel olacağız. Yani bu şekilde büyüdüğümüz anda ses ağzımızdan daha çok çıkacağı için bağırmaya doğru dönen bir eğilimi olacaktır sesin. Yani aslında oluşturmak istediğiniz pozisyon na, na pozisyonu olacak. Bunun temel amacı da şu. Ses kafa sesimiz gibi içeride kalsın nazal rezonansımızı alsın, kafa rezonansımızı alsın. Ama aynı zamanda aşağısında uyguladığımız basınç yüzünden de kuvvetli çıksın istiyoruz. Yani burada kafa rezonansımızın ve nazal rezonansımızın da kuvvetli bir şekilde duyulmasını istiyoruz aslında. Yani sesin içerisinde bir hmm, hmm, halin olmasını istiyoruz. Yani hallelujah kelimesinde olduğu gibi burun rezonansını istedim. Tabi abartılı bir şekilde ha diye çıkmasını istemiyoruz. Çünkü bu da sıkışıklığa sebep oluyor. Yani sıkıştırmaktan farklı olduğunu anlamanız için söylüyorum bunu. Ses tellerin pozisyon olarak esnek birbirine dokunuyorlar ama çok sert bir şekilde birleşmiş durumda değiller. Aslında kafa sesine benzer bir şekilde daha yumuşak birleşmiş şekildeler. Genişlemişler ve zaten kafa sesi videomda anlattığım gibi sesi kafanın içerisine göndermeye doğru genişlemiş durumdalar. Ama normalde kafa sesini uygulayacağımdan birazcık daha fazla güç uyguladığım için ve ağız açıklığımı geniş tutmadığım ve dilimi de uzunlaştırıp Aynen bu şekilde ağzımın içerisinde sesin çıkışına engel olacak bir şekilde soktuğum için ses içeride kalıyor, içeride kafamı bir diyapozon gibi titreştirmeye başlıyor, nazal rezonansını ve kafa rezonansını alıyor ve hissiyat olarak da ağzımdan değil de sanki burnumla, burnumdan çıkıyormuş gibi görünüyor. Hani kafa sesinde şey hissiyatı vardı ya, ses sanki birazcık daha yukarılardan çıkıyormuş gibi hissediliyordu. Göğüs sesinde de buradan çıkan bir ses vardı aslında. Bu seste ise mixin özelliklerinde olduğu gibi sanki ortadan çıkan bir oluşum var ama mixteki gibi mixteki kadar önde değil birazcık daha arkada kalan bir sesten söylüyoruz. Bunun sebebi de o dar ağız açıklığımız ve dilimizi ağzımızın içerisinde uzun bir hale getirip şu pozisyonda tutmamızdan kaynaklanıyor aslında. Videonun başında dediğim gibi bu konuyu tek bir videoda anlatmak mümkün olmayacak. Bugün bir girizgah yaptık aslında. Çünkü mix belting çağdaş şarkıcılıkta çok fazla kullanılan bir yöntem. Hatta bazen abartılı bir şekilde kullanılan abartılı bir şekilde kullanılan bir yöntem ama çok fayda sağlıyor. Hem oluşturulması sağlıklı ve güvenli ve aynı zamanda da işin show kısmında da bizim çok işimize yarayan faydaları ve kolaylıkları var. Bunların hepsine teker teker değineceğim ama dediğim gibi bu videoyu burada keseceğim. Çünkü anlatacağım çok fazla şey var. Sanırım iki ya da üç tane daha video çekeceğim bu konuyla ilgili. Çünkü belting çeşitlerini de anlatmak istiyorum. Yani chest birazcık açmak istiyorum. Her ne kadar tek başına çalışılmasını önermesem de. Reinforced falset dediğimiz güçlendirilmiş falset'i de anlatmak istiyorum. O yüzden belting ilgili uzun uzun videolar çekeceğiz. E Egzersiz yöntemleri üzerine de bir video çekeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ufuk Bulut'un 2017'de kurduğu bu kanal Türkçe kaynak ihtiyacının çok fazla olduğu teknik bir konuda amatör ruhla fakat görev bilinciyle videolar hazırlamakta. İçeriklerimizi ve kalitemizi geliştirmek adına bize yardımcı olmak isterseniz yani bize ayda bir kahve, bir yemek ya da Felek'ten bir gece ısmarlamak isterseniz katıl linki aşağıdaki açıklamada mevcut. İstemezseniz de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip onlara yorum atmanız bizim için yeterli olacaktır. Benden bugünlük bu kadar. Belting konusunda devam edeceğiz tabii ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.